izleyiciler ve ekranların başındaki muggle'lar, hepiniz Kim 500 Galeonistlere hoş geldiniz. Büyücülük dünyasının en çok ve en kolay galeon kazandıran bilgi yarışması başlıyor. Bugünkü konuğumuz Tuğba Yılmaz. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş bulduk Tuğba Bey. Sizi tanıyalım. Adım Tuğba, 26 yaşındayım, evliyim. 3 tane büyücü annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Hogsmeade'den katılıyorum. Orada küçük bir evimiz var. Harika. Heyecan var mı? Heyecan çok var. Hiç öyle sihirli aynada göründüğü gibi değil. Bayağı böyle heyecanlıyım yani. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. İlk soruyla başlayalım. Ateş kadehinde altın yumurtadaki şifreyi çözmesi için Harry'e ipucunu kim vermiştir? A. Hermione Granger, B. Cedric Diggory, C. Rubeus Hagrid, C. Sirius Black. Ateş kadehinde şifreyi çözmesi için Harry'e ipucunu Edward Cullen vermiştir. Yani? Yani Cedric Diggory. Emin misiniz? Eminim, son kararım, kendime güveniyorum. Doğru cevap bu. Doğru cevap, tebrik ederiz. En büyük korkum ilk soruda elenmek. Onu atlattın çişer. Evet, sonra sosyal medyada insanlar işte böyle şakalar, mizah ürünleri yapıyor. Dırdırcıya bile çıkardım yani. Bir sonraki soru. Satranç tahtasında Harry, Hermione, Ron sırasıyla hangi taşların yerine geçmektedir? Fil, kale, at. Vezir, fil, at. Kale, vezir, at. Fil, piyon, at. Burada çok büyük bir adaletsizlik var. Ron'un at olduğunu bütün dünya bildiği için şıkların hepsinin sonuncusu at. O yüzden şık eleyemiyorum. Ve bu soruyu hazırlayanlara selam olsun. Çok sinirliyim şu anda. Şimdi, kale, vezir, at, fil, piyon, at. Piyon kimse olmamıştı diye hatırlıyorum çünkü neden olsun. Harry vezir olmuş olabilir diye düşünüyorum ama sen kale var mıydı? Of ya, bu soru çok zor. Nereden hatırlayayım ya? Fil olmuş muydu birisi ya? Biri kale mi? Yok, fil. Harry değildi ama Hermione'ydi. O yüzden B. Vezir, fil, at. Fil, piyon, at. Piyon. Hermione piyon mu olmuş? Ya ama of, çok zor bu. Birisi kale olmuştu ya. Tamam, bir dakika şimdi. Harry çapraz gidiyordu. Ben Harry'nin çapraz gittiği bilgisi bende var. Ama filken mi gidiyordu, vezirken mi gidiyordu? Birisi kale oluyordu. Onu da hatırlıyorum. O zaman Ron at zaten. Bu tartışmamıza gerek yok. Tartışmamıza mahal vermemişsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Fil, kale, at diyeceğim. A. Son karar. Fil, kale, at doğru cevaptı. Tebrik ederiz. Zor bir soruyu, bence ikinci soru için. Sistemimiz otomatik olarak Harry Potter severlere daha zor sorular seçiyor. Bir sonraki soruya geçelim o zaman. Cornelius Fudge'a Merlin nişanını kim vermiştir? A. Sihir Bakanlığı, B. Kendisi, C. Millicent Bagnold, D. Albus Dumbledore. Şimdi Cornelius Fudge kendini bir şey sanan, Dumbledore'u gereksiz kıskanan lanet bir herifti. Dolayısıyla kimsenin gidip ona Merlin'in nişanı vereceğini düşünmüyorum. Kendisinin kendisine verdiği yetkiyle falan böyle bir şey mümkün olmuş olabilir. Albus Dumbledore niye versin günahını verdi? Kendisine çok yakınım şu an. Ben B demek istiyorum. Kendisi son karar. Doğru cevap kendisiydi. Kendisi kendisine Merlin nişanı ünvanını vermiş. Bir sonraki sorumuz. Ginny'nin patronusu nedir? Bir tavşan, bir yaban domuzu, bir at, bir tilki. Şimdi tavşan Luna'nınkiydi diye hatırlıyorum. Yaban domuzu inşallah değildir. Hoş değil çünkü ata çok yakınım. At diye hatırlıyorum. Tilki bir kafa karıştırmadı değil. İşte kızıl. Adı tilki falan. Yok, hayır. At olduğunu düşünüyorum. At diye hatırlıyorum çünkü ne güzel, benimki de olsaydı at olurdu kesin demiştim. Kendime ve içgüdülerime güvenip C. At diyorum. Emin misiniz? Ay, değilim, son kararım ama. At doğru cevap. Boşuna mı okuduk o kadar? Beşinci soru baraj sorusu, 200 galeon değerinde. Büyük ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız? Plan yaptınız mı? Ya büyük ödülü kazanırsam kendime bir süpürge almak istiyorum. Yeni Nimbus 2023 çıkacakmış. Zor oluyor işte toplu taşıma bilmem ne. O yüzden bir süpürge almak istiyorum. Harika, o zaman beşinci sorumuz gelsin. Rowling'in Harry Potter serisini yazarken
sorulmasından en çok korktuğunu söylediği soru nedir? A. Harry'nin ailesi neden hayalet olmadı? B. Dumbledore'un asası neyden yapıldı? C. Seçmen şapkanın Harry'i yerleştirirken zorlanmasının sebebi ne? D. Severus'un patronusunu. Bir kere bu seri, bu soru Harry Potter'la ilgili değil, Rowling'le ilgili. Ben Rowling'den nefret ediyorum. Ve son yıllarda söylediği hiçbir açıklamayı takip etmiyorum. Benim bu soruyu bilme imkanım yok, o yüzden Joker kullanacağım. Mösyetay'a danışma. Joker'imi kullanmak istiyorum. Çünkü en iyi onu Mösyetay bilir. Rowling'se söz konusu. Son kitap önemli olan şeylerden bir tanesi de ölüm yadigarlarıydı. O yüzden bence bu sorunun cevabı ölüm yadigarlarıyla alakalı olabilir. Hadi biraz daha dolandırıyor. Nasıl dolandırıyor? Tamam, ölüm yadigarları, diriltme taşı, hayalet, oradan gitmemi istiyorsun sanırım. Dumbledore'un asasıyla, ama Dumbledore'un asası Mürver Asa'ydı. Mürver Asa da yadigar. Hadi bakalım. Bunu sorarken bunu düşünmedin mi sen? O zaman cevap da açık bir hale geldi zaten. Seçmen şapkanı Harry yerleşirken zorlanması seçmen şapka alakası yok. Severus'un patronusu zaten cümle ailem biliyor. O zaman Harry'nin ailesi neden hayalet olmadı? Çek. İstemiyorum ya. Ama ikisi de Ya bu ne biçim Joker hakkı ya? Harry'nin ailesi neden hayalet olmadı? Gerçi buna... Bu çok korkulacak bir soru değil yani. Dumbledore'un asası neyden yapıldı? Belki bu sorudan şu sebepten korkuyor olabilir. Çok dünyanın en güçlü asası falan ve buna işte çok aşırı komplike bir cevap vermeliyim. Ve işte herkes bana saygı. Çok mu üstüne geliyorum Taha Bey, sizin Rowling'i ne kadar sevdiğinizi bilir. Estağfurullah. Ama bak gerçekten bu soru Harry Potter serisiyle alakalı değil. Ve ben protesto ediyorum bu soruyu. B diyeceğim. Elenirsem de eleneyim, ne yapayım? Emin misiniz? Değilim ama son kararım. B doğru cevaptı. Rowling en çok Dumbledore'un asasının neyden yapıldığını söylemekten korkarmış. Çünkü eğer onu söylese yadigarlardan birinin kimde nerede olduğu belli olur. O yüzden bu soruya cevap vermeyden hep kaçınırmış. 200 galeon kazandınız bizden, barajı geçtiniz. Şimdi bir sonraki sorumuz geliyor. Sirius Black'in adını aldığı Sirius yıldızının Türkçe adı nedir? A. Kara yıldız, B. Büyük yıldız, C. Ak yıldız, D. Parlak yıldız. Parlak yıldız olduğunu düşün. Kara yıldız çok saçma. Ak yıldız daha saçma. Benim aşırı moralim bozuldu ya. Çünkü hiç beklediğim gibi sorular gelmedi yani. Bunlar çok trivia sorusu. Gerçekten genel kültür soruları yani. Parlak yıldız diyeceğim. İki joker hakkınız var. Hatırlatmak isterim. %50 joker hakkımı kullan. Sistem iki yanlış cevabı çıkartıyor. Kara yıldız ve ak yıldız kaldı. Hayatımın özeti. Kara yıldız mı o zaman? Ak yıldızsa eğer Türkçe ak yıldız diye çevirmek çirkin. Anladın mı? Yani eğer öyleyse beyaz yıldız diye çevirmeyenlerin yani o çeki almanın bir manası yok. Zaten baraj sorusunu geçtim. Buna her türlü yanlış cevap da versen 200 al. Doğru. Ben geri çekiyorum. Kara yıldız da mantıken saçma, anladın mı? Ama büyük ayı da saçma mesela yani. Tamam, yıldızlar beyaz olur ve parlarlar ve büyüktürler. Büyük ve parlak elendiği için. C. Ak yıldız diyorum. Emin misiniz? Tabii ki değildim. Yani kim neden buna emin olur ki? Ama son karar, bir şey demem gerekiyor. Doğru cevap Ak yıldızdı. Çok zor. Burada olmak çok zor. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bir sonraki soru, 7. soru. Şu ana kadar en uzun süren Quidditch maçı ne kadar sürmüştür? 3 gün, 29 gün, 2 ay, 3 ay. Bunun günlü bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kayboluyor falan, böyle şeyler yaşanıyor. 29 gün biraz, 2-3 ay falan en uzun süren Quidditch maçı şu kadar.
3 gün bana daha mantıklı geliyor. Ama diğer şıklarla arasında çok fazla şey var, zaman var. O yüzden birazcık şu an kafam karıştı. Bir jokeriniz daha var, hatırlatmak isterim. Ya kimi arayacağım? Arayacak kimsem yok. Aramasam mı ya? 3 gün gibi geliyor aşırı. Ve yani bu soru böyleyse 8. soru nedir? Ben buna nasıl fikir yürüteyim ki? Herhangi bir fikir direkt... Hatıralarımla alakalı bir şey. Ben onu hatırlayamam yani. Düştüm ben değil mi? Düşmeyeyim. Çok düştüm, böyle olmaz ki. Stresliyim tamam ama. O zaman ben telefon jokerimi kullanayım. Joker hakkınızı tanıyalım. Ceyhun Kaan Karakaş. Evet. Kiliz Yılmaz ve İlayda Sarı Dede. Kimi aramak istiyorsunuz? Ben Ceyhun'u arayayım. Onun sayılarla arası iyidir. Ceyhun Bey merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kim 500 Galyon İster adlı yarışma programından arıyoruz. Eşiniz Tuğba Hanım yarışıyor. Evet. 7. soruya geldi kendisi ama ufak bir yardıma ihtiyacı var. Sizi aramak istedi. Yuh, 7'ye mi geldi? Kaç soru var toplamda? 10 sorumuz var. Bana olan inancın gözlerimi yaşarttı. Evet, yardım edelim o zaman. Kendisi soruyu okumaya başlayacak. 30 saniye süreniz var. Hazır mısın Ceyhun? Hazırım. Şu ana kadar en uzun süren Quidditch maçı ne kadar sürmüştür? 3 gün, 29 gün, 2 ay, 3 ay. Ne biçim soru ya? En uzun Quidditch maçı. Evet. 15 yani saniye. Ben ne? 3 gün, 29 gün, 2 ay, 3 ay, 10 saniye. 3 gün. Biliyordum ya. Of, keşke kullanmasaydım. Biliyorum ama attım bile. Atmadım da 3 günde. Of. Ben... Eşiniz herhalde bilgisayar başındaydı. Yok, zannetmiyorum. Çok okuduğu yıllarca bu seriyi üst üste. Ben onun bilgisine güveniyorum. Ya ben de böyle işte 2 ay, 3 ay falan gibi bir şey hatırlamıyorum seride. yani başka bir yerde mesela işte Çağlar Boyu Kuyilişi falan da okumadım. Dolayısıyla orada öyle bir bilgi varsa bilmiyorum. Ama işte hani... Böyle 3 gün, 4 gün gibi bir şey benim hatırladığım. Yani yanlış olabilir. Zaten şey de kalmadı. 3 gün diyeceğim ben ya. Eşime güveniyorum. Emin misiniz? Emin hiçbir sorudan şu ana kadar. 7 soru gördük. 7'sinden de emin değildim. Ama son kararımı cevap vermem gerekiyorsa eğer konsept buysa. 3 gün. Aa, son karar. Maalesef en uzun süren Quidditch maçı 3 ay boyunca devam etmiş bir maç. Diyecek hiçbir şeyim yok. Olsun, bizden 200 galeon kazandınız. Önemli olan yarışmaktı. Evet, evet. Hayır. 3 ay da çokmuş ya. Sağlık olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kim 500 Galyon İster'in bu bölümünde sonuna geldi. Bir sonraki bölüm kim konuk olsun, kimi görmek istersiniz bunu aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin sorularınız varsa kim500galyonister@gmail.com adresine sorularınızı göndermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.